Tamam. O zaman ne dedik? Yani Saksı'da da doğal tarım yapmak mümkün dediğin üzere. Hani belki çeşitlilik o kadar fazla olmayacaktır büyük bir alan olmadığı için. Ama saksıların içine de tohum toplarını yerleştirebilirler. Evet. Tamam, süper. Şimdi Fatih Bey'in bir sorusu var. Solucan gübresi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sonuçta ilaçlarla toprakta solucan kalmadı ve onların enzimlerinin ciddi yararı olduğunu söylüyorlar. Yani sıfırdan başlayacaksanız tarım yapmaya, toprağı iyileştirmeye ve solucan gübresine ulaşma imkanınız varsa bence kullanılması faydalıdır. Hatta yapabiliyorsanız siz de yapın. Fakat yine az önceki noktaya geliyoruz. Yani bir gün gerçekten hiçbir şey yapmadığınız bir noktaya ulaşmak istiyorsanız sürekli olarak bu gübreyi kullanmamamız gerekiyor. Belki ilk 1 sene, 2 sene, hatta sebze bahçesinde belki 3 sene bunu kullanabiliriz. Solucan gübresini faydalıdır, doğaldır. Kendiniz üretebiliyorsanız daha da güzel. Bir yerden, fabrikadan çıkıp size gelmiyorsa veya büyük kamyonlarla lojistik destek sağlanıp marketlerden, tüccarlardan tekrar çiftçiye ulaşmadığı sürece, yani bu maddelere, doğal maddelere ulaşma şansınız varsa bence kullanılması faydalıdır ilk senelerde. Her zaman aklımızda tutarak, yani bir gün gerçekten hiçbir şey yapmadan da aynı hasadı elde edebileceğiniz noktaya doğru ilerleyerek bunu kullanabilirsiniz. Hani kullanmaya başlayıp her gün bir şeyi bırakarak diyelim tekrar. Evet. Şeyde de çok yani çok dile dolanan bir kavram oldu da minimalizmde de öyle ya aslında hani her gün bir şeyini azaltabiliyor musun? Kendinden de. Sonra o bir şeyler azaltmak iyi geliyor, evet. Bazen çok oluyor böyle, çok fazla. Aslında aynı süreç gerçekten. Hani toprağın iyileşmesi ve insanın uyanışı, insan ruhunun uyanışı tamamen aynı şey. Foucault'un da söylediği üzere. Yol da aynı yol. Hatta yani sadece toprakta bunu daha net bir şekilde gözlemleyebiliyorsunuz. Birebir gözünüzün önünde oluyor. Fakat yol aynı yol aslında baktığımızda. Bir de yanlışım varsa düzelt lütfen. Hani Fukuoka mikrobiyoloji okudu bildiğim kadarıyla. Ve ta oralardan bu kadar daha temeline özüne indirgemiş bir yani. Bence bu çok önemli bir nokta. Evet. Hani tutup da meditasyon sırasında gelmiş bir şey değil aslında. Hani bunun laboratuvarlarda da değil mi? Yani kendisi okuma sürecinde de bir sürü bunun çalışmasını, deneyimlemesini yapmış. Yani bu önemli hani hangi arka plandan aslında geldiği. Evet. Peki. Ha, lütfen. Yok yok, Evet. buyurun. Ekleyecektim. Ben başka bir şeye geçecektim. Sen ekle istersen. Koka için de süreç bu şekildeydi. Hani bu da babasından çiftliği devraldığında kimyasal tarım uygulanan bir çiftlikti. Kendisi bir anda hiçbir şey yapmamaya başlıyor ve sonucu biliyoruz. Yüzlerce narenciye ağacını öldürüyor. Ölmesine sebep oluyor diyelim. Daha sonra tekrar sıfırdan başlıyor ve hani ben hiçbir şey yapmama noktasına nasıl ulaşırım sorusuyla hep ilerliyor ve bir şeyler yaparak ve bu yaptığı şeylerden her gün vazgeçerek adım adım bu yolda gidiyor. Kendisi de en büyük farkındalığı o oluyor. Hani bakıp yıllarca süren bu araştırmaların ve bilim insanlığının sonunda gerçekten aslında insanın hiçbir şey yapamadığı, her şeyin doğa tarafından, kendiliğinden gerçekleştiğini içinde görüyor sanırım. Gördüğü yer tam kendi kalbi. Ve buna nasıl ulaşabilirim sorusuyla hareket ediyor ve doğal tarım dediğimiz şey ortaya çıkıyor. Bir şey okuyorum şu an. Fatih Bey, Bengünur Hanım'a teşekkür ediyor tohum hazineleri için. Mutlu seneler, önümüzdeki sene bizlere de ulaşır mı demiş. Bu Bengünur'a bir soru. Belki o cevaplayabilir chat kısmına. Peki siz şu anda Yunanistan'daki çiftliktesin. Edessa'ydı değil mi? Şehrin adı Edessa, evet, çiftlikte birkaç kilometre şehre. Tamam. Orada peki
hasadınız sonucunda ne kadar mahsul alıyorsunuz? Hani bu da bir diğer merak edilen noktalardan. Nerelere bağışlıyorsunuz ve hangi aslında kanalla satıyorsunuz? Topluluk destekli bir gıda organizasyonu aracılığıyla mı paylaşıyorsunuz? Nasıl oradaki hani bunun sürdürülebilirliği nasıl oluyor? Geçim anlamında da bu arada arzu edersen cevap verirsin. Şimdi bu çok hassas bir konu sanırım. Hani benim için de evet. Böyleydi. Gerçekten bu yola çıkarken ekonomik gerçekleri tamamen reddetmiş biri olarak yola çıkmıştım. Fakat yani şunu da fark ediyor kişi. Para kazanmayan bir çiftlik sürdürülebilir bir çiftlik o halinden çıkıyor artık. Bir çiftliğin para kazanması gerekiyor. Hatta kimyasal tarımın karşısına bakın bu olmaz, bu olur diye koymak istediğimiz bir şeyse kesinlikle bunun sürdürülebilir olması gerekiyor ekonomik olarak. Çiftçinin kendini geçindirmesi ve ailesine bakması gerekiyor. Hani bunu göz ardı etmememiz gerekiyor ki birçok kişinin göz ardı ettiğini, hatta bilinçli olarak hani ben bunu istemiyorum deyip tamamen reddettiğini görüyorum. Ben de öyle yapıyordum. Fakat çiftliğin para kazanması gerekiyor. Yani bu bir seçenek değil. Bunun böyle olması gerekiyor. Fukuoka'nın çiftliği bugün para kazanmasaydı biz hani istediğiniz kadar Fukuoka yine aynı Fukuoka olsa dahi bugün ondan haberimiz olmayacaktı. Kesinlikle. Onu konuşmuyor olacaktı. Daha çok kişiye ulaşabildi. Belki de kazandı kaynakla. Ve söylediği şeyin gerçekten hani sürdürülebilir tarım şeklinin gerçekten ekonomik olarak da sürdürülebilir olduğunu ve kimyasal tarıma alternatif olabileceğini, hani onunla bunu değiştirebileceğimizi uygulayarak göstermiş oldu. En büyük etkisi buydu diyebiliriz bu uygulamanın. Edessa'daki çiftlik için konuşacak olursak toplamda 30 dönüme yakın bir meyve bahçesi diyebiliriz özünde, karışık meyve bahçesi. Her sene 45-50 ton arası meyve hasadı oluyor. Bütün çiftlikte 3-5 ton arası da sebze hasadı oluyor. Bu üretimin %30'u markete girmiyor, satılmıyor. Şekli biraz yamuk oluyor, küçük oluyor veya insanların almayacağı gibi garip şekillerde olabiliyor. Bunları mümkün olduğunca bağışlamaya çalışıyoruz. Benim pazarda tercih ettiğim mesela özellikle domateslerde böyle sarı ve yeşilse ve böyle çarpıksa onlar yani domates onlar oluyor bence. Maalesef sen bunun bilincindesin, bunun farkındasın. Fakat birçok insan hala pazara gittiği zaman en büyük olanı, en renkli olanı almaya doğru yöneliyor. Umarım değişir bu alışkanlık da günden güne. Hani bu alışkanlık değişmediği sürece muhtemelen üretim yöntemi de değişmeyecektir. Çünkü bunu üreten, satan büyük multinasyoneller bunun farkındalar. Ve bu ürün satıldığı sürece, hatta talep olduğu sürece aynı ürünü hatta daha da kendi istekleri yönde değiştirerek üretmeye devam edeceklerdir. Değişmesi gereken bizleriz yani çiftçiden önce. Üreten kesimden önce alan insanların hatta birlikte değişmemiz gerekiyor öyle diyelim. Aynen öyle. Onun haricinde çiftlikte ki ürünlerin hepsini 2 euroya satıyoruz. Fiyatı sabit. Bu Panos'tan kalan bir durum. Böyle belirlemiş. Bunun da birkaç sebebi var. Birincisi bir fark yok. Yani bir badem ağacıyla kiraz ağacının veya kayısı ağacının, şeftali ağacının bizim için herhangi bir farkı yok. Tohum topundan gelişen, çimlenen ve meyvesini veren bir ağaç. Onun sadece adının veya cinsinin, türünün farklı olması ona farklı bir ekonomik değer biçmemizi gerektirmiyor. Bir diğer sebebi daha var. O da herkesçe ulaşılabilir olması doğal gıdaların. Bu da yine arkasında ciddi bir felsefe barındıran bir noktadır. Selanik'te organik marketlerde kiraz döneminde 12-13 euro'lara kadar satıyorlar 1 kilo kirazı. Organik yani, adı altında. Yani çalışan bir insanın bunu alabilmesi, yiyebilmesi gerçekten mümkün değil yani. Lüks olmaya başladı. Değil mi? Bazı evet, maalesef. İşte doğal tarım çiftliğinin bir noktada ekonomik olarak da hani felsefesini dayandırdığı aslında bir ekonomi var. Yani tamamen bir parayı reddediş değil.
para kazanan bir çiftlik, fakat şunu da söylüyor. Bakın, her şeyin fiyatını sabit ve herkesçe ulaşılabilir bir noktadan satabiliyoruz ve buna rağmen para kazanabiliyoruz. İşte bu da gözünüzün önünde deyip Panos'un bıraktığı bir çiftlik var yani hepimize. Ürünlerin büyük kısmını da neredeyse yarısını gıda toplulukları alıyor. Neredeyse yarısını. Bir %30 kadarı restoranlara gidiyor. %20, %30 arası satabildiklerimizin. Restoranlara gidiyor civardaki. Kalan da direkt insanların kapılarına götürüyoruz. Kutular hazırlayıp her pazartesi veya salı günü insanların evlerine bırakıyoruz. Satış da bu şekilde oluyor. Hatta çiftlikte yaptığımız en yoğun işlerden biri diyebilirim. Hani tam onu diyecektim. Evet. Herhalde uçtu, fırçamıştı. Herhalde en yoğun, belki de gönüllü aldığınız mevsimde değil mi? Hani hasattan sonrası, çünkü paketleme çok başlı başına bir iş. Dağıtılması, onların tutulması, miktarlarının gibi bir sürü. Tabii şey, hani onu işte, kutuların hazırlanması, kapanması, ulaşması, bütün en gerçekten hani en ciddi iş yükünü o nokta diye, en ciddi iş yükü orada diyebiliriz Edessa için. Evet. Ben de burada güneşi batırıyorum bu arada. Çok güzel. Işığım iyi mi sizce? Işık gerekiyor mu şu anda? Görüntü nasıl? Bence gayet hoş. İyi değil mi? Tamam. O zaman bir diğer bakıyorum. Unutma. Bunu konuştuk. Senin değinmek istediğin, konuşalım dediğimiz bir konu vardı. Doğal tarım Türkiye'de uygulanır mı? Ona değinebiliriz. Aslında ilginçtir. Mesela genelde şu tarz tepkiler geliyor çiftliğe gelen insanlardan. Mesela İspanyol birisi vardı geçen sene. O da şunu diyor. Burada oluyor, Yunanistan'da oluyor, fakat İspanya'da olmaz diyor doğal tarım. İşte bir başka İtalyan bir çift vardı. O da benzer şekilde. Ha, burada oluyor ama İtalya'da olmaz bu tarım diyor. İşte öbürü geliyor. Arjantinli bir çocuk vardı keza. Arjantin'de olmaz. Hani herkes kendi yaşadığı yerde doğal tarımın olmayacağını ama başka yerlerde mümkün olduğunu öngörüyor nedense. Doğal tarım her yerde mümkündür. Öncelikle bunu söyleyelim. Hani mümkün olmaması diye bir şey yok. Yani hani böyle bir şeyin olmaması zaten doğallığa aykırı bir durum. Ha, şu öyle bir etken olabilir. İşte Karadeniz'de belki bu süreç doğal tarımda gerçekten hiçbir şey yapmadığınız noktaya 2 senede, 3 senede, 4 senede ulaşabiliyorsanız belki bu güney kesimlerde bu süreç 5, 6, 7, 8 sene olacaktır. Olabilir. Yani bunu kabul ediyorum. Doğrudur. Hani toprağın, başladığınız toprağın yapısına göre, bölgenin yağmurlarına, toprağın ne kadar verimli olup olmadığına, civardaki kimyasal zehirleri kullanan çiftçilere göre birçok etken var ve sizin çiftlikte olup ne kadar zaman geçirdiğinize, ne kadar tohum saçtığınıza ve ne kadar ilgilendiğinize bağlı olarak bu süreç değişecektir. Ama mümkündür. Her yerde mümkündür. Yani hani İşte Yunanistan bambaşka bir iklim. Japonya bambaşka bir iklim. Keza Güney Amerika'nın hani dağlardan çöllere, denizlere kadar birçok farklı iklimde kendi doğal tarım çiftliğini kurmuş insanlar var. Her iklimde mümkündür. Yani mümkün olmaması diye bir şey yok. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Evet, kesinlikle. Bence de yani dediğin gibi sadece süreçleri farklılaşabiliyor. Belki de bölgeye göre değişiklik gösterebiliyor. Soru var mı acaba? Soru alabiliriz. Ya da senin değinmek istediğin, bahsetmek istediğin başka bir şey olursa bir başlık. Şey noktasından bahsedebiliriz. Yani doğal tarım uygulamaları ile insanlara yeterli gıdaya ulaştırabilir miyiz? Yeterli kadar besin üretebilir, yeteri kadar besin üretebilir miyiz? Bu da çok sorulan bir soru. Herkes de kafasında bir soru işareti oluşuyor. Bu gayet normal. Hani benim için de bu soru hayatımın büyük bir parçasıydı. Doğal tarımla karşılaşana, hatta gözlerimle görene kadar. Şimdi cevap öncelikle evet. Hani doğal tarım uygulamalarıyla hiç zehir kullanmadan herkese, dünyadaki herkesi besleyecek kadar gıda üretebiliriz.
Hatta bir adım geri gidelim ve şöyle söyleyelim. Bugün kimyasal tarım yapmamıza rağmen dünyada çok ciddi bir açlık ve kıtlık var. Hani kimyasal zehirleri kullanmamıza rağmen işte dünyada kıtlık var. Demek ki yeteri kadar gıda üretemiyoruz canlılar için. Ama aslında sorun bu da değil. Hani yeteri kadar gıdayı üretip üretememek noktası da değil. Bu tamamen bilinçli yürütülen bir politika diyelim artık. Multinasyonellerin geliştirdiği adımlar. Bunun sebebi de şudur. Bakın mesela dünyada tütün ekilen alanlara, kakao ekilen, şeker ekilen alanlara bakın. Bunların hiçbiri gıda değildir. Tütün yani en basitinden tütün ekmeyip oralara pirinç ektiğinizi düşünün o alanlara. Dünyadaki açlığı bitirebiliriz. İşte Avrupa'nın neredeyse %50'si sadece üzüm ve zeytinyağı üretimi üzerine odaklanmış ve çölleştirilmiş. Bütün ormanları kesip bu iki ürünü ekmeye devam ediyorlar. Bir ek yapabilir miyim sana konuyla ilgili? Aslında bu tek tipleşme çok, bu dediğin gibi çok öldürücü. Yani yine bir izlediğim belgeselde ormanlarda bir de spesifik olarak ormanı tamamen meşe ağaçları ekmişler. Yani bir orman tek tip olabilir mi sorusuna dan yola çıkarak o belgeseli yapmışlardı hatta. Yani orman diye gidiyorsun ama her yerde meşe ağaçları var. Kereste için kullanıyorlar. Sonra tekrar ekiyorlar. Ya işte geri alabilirlermiş gibi bir tavırla. Onu hatırlattı da bana. Pek ormanlaşma değil aslında o süreç. Yani tamamen ekonomik değeri olan belirli ağaçları ekerler. 15-20 yıl sonra gelip keserler. Tekrar yeniden aynı ağaçları monokültür bir şekilde yaparlar. Hani bu ormanlaştırma değil. Olamazdı. Hani doğada monokültür bir orman yoktur. Monokültür hiçbir şey yoktur hatta. Her şey başkası için vardır. Hepimiz başkasına hizmet ederiz. Hayatın kendisine hizmet ederiz. Bir canlılık mümkün değildir. İşte tarımda da bunu görüyoruz. Keza bu şekilde monokültür devam ettiğimiz sürece üretim yapamıyoruz. Her sene daha fazla tarım zehirleri kullanmamız gerekiyor. Her sene ciddi hastalıklar ortaya çıkıyor. Dipsiz bir kuyudayız. Yani bu şekilde gidiyoruz. Aynen öyle. Bir soru gelmiş. Pardon, lütfen. Bir de şöyle de bir durum var. Mesela Avrupa Birliği'nin hala açık olan programlarıdır bunlar. Siz de bakabilirsiniz, teyit edebilirsiniz. Çiftçilere tarlalarını ekmemeleri için para veriyorlar. Yani yeter ki sen tarlanı ekme, şu kadar hibe diye. Hani madem dünyada açlık var, kıtlık var, neden bunu yapıyoruz? Ya da mesela bu Edessa'da her sene karşılaştığımız bir durum. Gelirler, şeftalileri satın alırlar çiftçiden. İşte 13, 14, 15 sent kilogram fiyatıyla. Kocaman çukurlar açıp bütün şeftalileri dökerler bu çukurlara. Üzerini de kapatırlar. Yani nasıl yani? Çok enteresan. Evet, bunun sebebi de bu ürünlerin markete girerse market değerini, marketteki şeftali fiyatının düşeceğinden ötürü markete girmemesi. Yani, madem açlıktan, kıtlıktan bahsediyoruz, gönderin bunları işte açlık çeken ülkelere. Maalesef. Yani niyetimiz, bizim amacımız dünyada açlığı kötülüğü bitirmek değil. Değil, evet. Daha fazla kazanmak üstüne bir sistem kurmuşlar kesinlikle. Bununla ilgili aslında bir soru var. Türkiye'de en iyi bölge, bana yollamışlar sanırım özel olarak mı, yoksa görebiliyor musun bilmiyorum ama. Türkiye'de bana yollamışlar o zaman. Türkiye'de en iyi bölge şu an için neresi olabilir? Hani belki şöyle sorabiliriz bunu. Türkiye'de şu anda uygulayan bir yer var mı? Ve orada tarım alanıyla ilgili sulama ile ilgili özel bir uygulama yapıyorlar mı? Böyle bir soru gelmiş. Şimdi en iyi bölge kişinin kendi yaşamak istediği yerdir. Ve toprağa en kolay ulaşabildiği yerdir diyebiliriz. Yani siz aşkla orada yaşıyorsanız en iyi yer orasıdır. Yani sizi istemeden zorla en verimli topraklara da koysalar, içinizden gelmediği sürece orada doğal tarım yapamayacaksınızdır. Fakat çok iyi hissettiğiniz, orada olmak istediğiniz, bunun birçok sebebi olabilir. Aile, eş, dost, arkadaşlar veya bambaşka sebepler olabilir.
Bu sebeplerden ötürü orada olmak istediğiniz bir parça toprak, çöl dahi olsa orayı alıp bir süre sonra bir doğal tarım çiftliğine çevirmeniz çok olasıdır. Yani en iyi yer herkese göre değişir. Kişi kendini nerede en rahat, en iyi hissediyorsa ve toprağa ne kadar kolay ulaşabiliyorsa orası en iyi yerdir. Türkiye'de doğal tarım uygulayan, hani bu yolda olmak isteyen insanların olduğunu biliyorum. Hani doğal tarım yapmak isteyen insanların olduğunu biliyorum. Fakat uygulayan, hani hayata geçmiş uygulanan bir örnek ben görmedim. Hani permakültür yapan insanlar var, başka türlü iyi tarım yapan insanlar var. Fakat doğal tarım uygulamalarını ben, hani yapmak isteyenler olduğunu biliyorum fakat uygulanmış halini, uygulamaya geçmiş halini ben de görmedim. Sulama noktasında da şöyle bir şey söyleyebiliriz. Panos çiftliği kurduktan sonra yaklaşık 10 sene kadar içerisinde kimyasal tarım uygulanan bir çiftlikten başlıyor buna. 10 sene kadar sonra Fatih ben uyguluyorum demiş. Umarım bir gün ziyaret görme şansımız da olur. Fatih'le de tanışıyoruz önceden. Belki yollarsa o da paylaşırsa değil mi görüntülerini çiftliğinden. Ya da, evet, ziyaret ederiz umarım. Bu arada 9 dakikamız var. Muhtemelen tekrar kapanacak. O yüzden istersen hatırlatayım dedim. 9 dakikada toparlarsak. İstersen evet. Öyle yapalım. Bu sefer bitirelim istersen böyle. Evet. Sosyal medyanın gazabına uğradık bu sefer. İlerleyen zamanlarda tekrar yaparız. Sulama noktasında da önemli bir nokta. Sıfır sulamadan bahsediyoruz. Hiç sulamamaktan, su kullanmamaktan bahsediyoruz doğal tarımda. Yine sıfır noktasında böyle başlamıyor. Hiç su kullanmadan başlamıyoruz tarıma. İşte panos 10 sene sonra tamamen su vermeyi kesiyor çiftliğe. Sulamayı kesiyor. Fakat son 3-4 senedir tekrar, yani Edesa çok ciddi kar yağışı alan bir bölgedir. Son 3-4 senedir kar yağmıyor diyebiliriz bu sene dışında. Bundan ötürü tekrar sulamaya başladık. Bir kere çok kurak geçen yazlarda, senelerde. Yani kar yağmayan kışın, yazında birer kere suladığımız oldu. Geçen sene ve ondan önceki sene. Yok, geçen sene ve ondan 2 sene önce. Ama hala eğer güzel bir kış geçirmişsek sulamadan geçirebiliyoruz sezonu. Evet, iklimler de çok değiştiği için biz, yani ben Aralık'ta bile, hatta Ocak'ta denize giriyordum. Girdim. Yani bayağı sıcak bir yaz geçiriyoruz gerçekten. Daha da kötü günler geliyor maalesef. Evet. Fatih Bey, ben uyguluyorum. Instagram hesabınızda yayınlamıştınız. Konya'dan beklerim demiş. Umarım ziyaret ederiz. Çok güzel örneklerin artması. Tanışacağız Fatih. Umarım Konya'da. Evet. Başka soru var mı acaba? 7 dakikamız var. Sohbet bu arada kaydoluyor ve ben paylaştığımızda da haber vereceğim size. Hesaplardan duyururuz. Kaçıranlar da YouTube'dan izleyebilirler. Doğal tarımla ilgili başlangıç yapmak isteyenlere destek uygulama veriyorlar mı diye bir soru gelmiş. Danışmanlık gibi mi acaba sormak istediği? Bilemiyorum. Hani şöyle bir şey söyleyeyim. Siz başlamak isteyen insanlar varsa elimizden gelen her türlü desteği ben kendi adıma, hatta aynı şekilde birlikte hareket ettiğimiz Bengünur ve Gülden için de aynısını söyleyebilirim. Sınırsız bu desteği verebiliriz. Ne lazımsa, ne gerekiyorsa, yapabileceğimiz ne varsa. Fakat çok önemli bir nokta var. Yani bu çiftliği, bu bir toprağı uyandıracak olan onun üzerinde yaşayan insandır. Hani ben belli başlı deneyimleri sizinle paylaşabilirim, size aktarabilirim. Karşılaşabileceğiniz olası problemleri veya olası adımları size aktarabilirim. Fakat bunun dışında benim yapabileceğim hiçbir şey yok gerçekten. Hani yapacak olan sizsiniz. O toprağın üzerinde yaşayan çiftçinin kendisidir. Eğer bu yola girmiş birileri varsa seve seve destek olmak isteriz tabii ki.
Başka bir sorumuz var mı? Bu arada yeni katılanlar oluyor. Çok güzel. Yani kaç kere düşmemize rağmen internetin sıkıntısından bayağı katılanlar oldu. İki kişi daha geldi yeni. Hoş geldiler. Ama biz birazdan toparlıyoruz. Ve YouTube'dan paylaşacağız bu konuşmayı. Gökşen Hanım tekrar böyle bir söyleşi istiyoruz demiş. Bana anladım. Tekrar böyle bir söyleşi istiyoruz demişti. Daha planlı, programlı bir şekilde belki ayarlayıp yapabiliriz tabii. Olur, seviniriz. Evet, güzel. Aslında Zoom da güzel oluyor gayet. Belki direkt Zoom yaparız. Direkt Zoom'dan yapmak daha güzel. Aynen. Bir şey geldi Merve'den. Tarımsal faaliyetlerde gönüllü olarak çalışıp deneyim kazanabileceğimiz yerler var mıdır? 4 dakikamız var. Türkiye'de çok güzel yerler var, çiftlikler. Benim de tavsiye edebileceğim, birebir tanıdığım, tanıştığım harika güzel insanlar var. Bunlara yönlendirebilirim. Onun dışında EBESA'ya gelmek isterseniz veya İtalya'daki diğer doğal tarım uygulanan çiftliklere gelmek isterseniz gönüllü olarak gelebilirsiniz tabii. Bir süre önceden haber verirseniz ona göre plan program yapabiliriz. Fatih Bey demiş ki mabet ağacınız tohum veriyor mu? Veriyor. Yaklaşık 30 yıl sonra meyve vermeye başlayan bir ağaçtır. Çok güzel kokulu tohumlarını bize de hediye ediyor. 30 sene sonra, yani sizinki o zaman daha meyve vermiyor değil mi şu anda? Veriyor. 30, ha, veriyor mu? Birkaç sene önce başladı ilk meyvelerini vermeye, evet. Çok enteresan meyveleri var. Kokusu da bir çok kendine özgü böyle bir kokusu var. Fakat çok lezzetlidir de meyveleri, besleyicidir. Tamam, ben de bakacağım. Bakacağım ben de. Umarım tadarım da bir gün. Evet. Daha, lütfen sık sık yapın. İlham oluyor demişler. Bana bu arada özel, orada bir seçenek var. Özele tıklayıp bana geliyor o yüzden mesajlar bazıları. Evet. Varsa soru alabiliriz. Sanırım bakayım. Ha. Recep Bey, toprağı yonca koyunca alfa gibi bitki türleriyle örtmemiz gerekir mi ve bu işlemin toprakta ne gibi faydaları olur? 2 dakikamız var. Açıkçası malçlama yapacağınıza toprağın yüzeyinin sürekli alfalfa, yonca, korunga, fi gibi bitkilerle örtülü olması, hardal aynı şekilde, kara buğday olabilir, yine susuz yetişen bir bitkidir, susam olabilir. Bunlarla örtülü olması çok daha faydalıdır. Ne gibi faydaları var derseniz, hani bu azot bağlayıcılığı olabilir. Bazı türler aralarından bazıları mesela potasyum bakımından çok zengindir. Her birinin şu veya bu gibi faydasından ziyade birlikte olduklarında toprağa sunacakları çok ciddi faydalar vardır. Yaşayan bir malç tabakası diyelim, yani yeşil bitki örtüsü yapmanız, malçlamanıza göre çok daha faydalıdır. Sebze bahçesi için değil, meyve bahçesi için konuşuyorum. Sebze bahçesinde alfalfa gibi bir bitki ekmemeniz daha faydalı olur. Muhtemelen sebzeler yetişmeyecektir. Çok güçlü bir bitki. Ama yonca olabilir mi o zaman? Yonca, evet. Yani sebze bahçesimiz de bizim de yoncayla kaplıdır sebze bahçesi. Tamam. Her daim mevcuttur yani sebzelerin arasında. Zaten kendi fışkırıyor zaten. Çok bereketli yoncalarda. Evet, şu anda 1 dakikamız kalıyor. Çok ben çok keyif aldım. Çok da bilgilendim. Faydalı oldu. Teşekkürler vaktini ayırdığın için. Ben teşekkür ederim başta size ve katılan herkese. Umarım güzel ve keyifli vakit geçirmişsindir. Benim için öyleydi en azından. Evet, aynı şekilde. Destekçiler, katılımcılar, çok teşekkürler. Hiçbir yalnız bırakmadılar, harikaydı o da. Aynı zamanda da Gülden'e ve Bengünür'e de çok teşekkür ediyoruz. Bizi hep arkadan da desteklediler. Paylaşımlarda da. Sebze bahçesinde 3 gül yonca demiş, evet, Fatih, evet. Bey. 3 gül yonca, evet. Tamam. Kaba yonca değil.
Tamam, süper. Çok çok teşekkürler. Paylaşacağız konuşmamızı. Tekrar görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim Damla. Gerçekten çok keyifli oldu. Kendine çok iyi bak. Görüşürüz. Haberleşmek üzere. Teşekkürler herkese. Teşekkürler.